Hocam yeni sezon ve Bandırma Spor hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir müddet sonra başladınız siz de tekrar Bandırma Spor'la. İlk önce Bandırma şehriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Bandırma Spor ve Bandırma şehriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Ve Bandırma'yı seçmenizdeki en büyük etken neydi? Bandırma şehriyle ilgili ne düşünüyorum? Sahil kent olması açısından, işte İstanbul'da yakın, çünkü İstanbul'da yaşıyorum. Bu bakımlardan baktığımda. Bunlar tabii çok sevimli kılıyor Bandırma'yı ama Bandırma'yı tercih etmemin en önemli nedenlerinden bir tanesi işte son iki yıldır Bankasya'nın eşinden dönen sağlıklı bir yapısı var. Her ne kadar son bölümlerde talihsiz sonuçlansa da. Onun dışında geçmiş dönemlerde de Bandırma'daki müşteri dostları tarafından buraya işler yapabiliriz. Hoca çocuklara binler mi otobüse? Hadi abi geliyorum diyor. Zaman zaman böyle bir çalışma teklifi geldi fakat hep o anki şartlar ve koşullar bana uygun değildi. Sezon içinde böyle teklifler geldi. Bir de hiç bilmediğim bir ilk kez çalışacağım. Dolayısıyla çok fazla yararlanamayacağımı düşünüyorum, söyledim o zamanlar ki doğruydu. Artı bir de tesisle ilgili çok ciddi problemleri olduğunu biliyorum. Antrenman sahaları, işte kamp binası. İşte en son bu yıl sezon başında böyle bir teklif geldi. Açıkçası yine soğuk bakıyordum tesislerin olmadığından dolayı ama işte tesislerin yapıldığını söylediler. O zaman gelip bir bakayım dedim. Bir baktım işte sağ antrenman sahası olsun, doğrusu olsun, kamp binası olsun. İhtiyacı karşılayacak düzeyde yazıda. Ama bunların dışında tabii en önemlisi özellikle bugünkü başkan ve yönetimin son yıllardaki çalışma şekli futbol kulüplerimiz baz alındığında oldukça düzgün. Verilen sözlerin, ödeme günlerinin zamanında gerçekleşiyor olması, bu da oynayan futbolcuların, sporcuların, teknik adamların o kadar ufak bir mağduriyetinde olmaması Bandırma'yı tercih etmemde de önemli bir etken oldu. Evet. Dediğiniz konuyla ilgili diyeyim, son 3 senedir şampiyonu oynuyoruz. 3. ligde şampiyon olduk 3 sene önce. 2 senedir de Kılpay'ı deyim yerindeyse ikram ediyoruz şampiyonunu. Bu takım üstünde ve sizin üstünde bir baskı yaratacak mı? Benim üstümde hiçbir baskı yaratmaz. Zaten çok açık söyleyeyim yani ben ikincilik memurunda ilk kez çalışıyorum. Yani en kısa zamanda buradan çıkıp hatta daha da büyük hedeflerin kovalanmaması gerektiğini düşünüyorum Bandırma Spor'un. Yani Bankasya'da bile çok fazla oyalanmaması gerektiğini düşünüyorum. Kısaca. Yani buraya geçeyim. Yani Bankasya'da bile bence en fazla bir iki senede Süper Lig'e çıkması gerektiğini düşünüyorum. Kısaca iki soru daha sorayım. İstediğiniz transferler yapıldı mı yoksa daha takviye yapılacak mı veya takviye yapılacak bölgeler var mı? 12 tane oyuncuyla yolumuzu ayırdık geçen yılki kadroda. Sayısal anlamda söylüyorum. Şu ana kadar da 6-7 tane oyuncuyla anlaşma yaptık. Yani sayısal anlamda dahi şu anda 4-5 tane eksiğimiz var. Evet. Ama biz en azından 2 ya da 3 tanesini kampa gitmeden önce, yani şu bir hafta içinde sonlandırmak istiyoruz. 2-3 tanesini. Ondan sonraki eksiklerimizi, yani kalan sayıcı olan eksiklerimizi ya geçen yıl kiraya verdiğimiz genç oyuncularımız var işte. Salih Yurt gibi, Aziz gibi, altyapımızdan çalışmalar aldığımız birkaç tane oyuncu var. Benim daha önceden tanıdığım ama uzun süredir beklediğim çıkışı yapmamış bazı oyuncular var. Bunları belli dönemlerde, kamp dönemlerinde aramıza aldım. Bunlardan yararlanabilecek miyiz, ona bakacağız. Oradan gelecek şekle göre o diğer kalan boşlukları tamamlayacağız. Eğer ihtiyacımıza cevap verirlerse başka da transfer yapmayacağız. Bu 2-3 tane transferin dışında. Asıl gerçek kadromuzun şekillenmesi ilk kampın sonunda belli olur. Yani 10 Ağustos tarihlerinde yeniden transfer yapıp yapmayacağımızı bilmiyorum. O zaman belli olur. Ama şu anda 2 veya 3 tane acilen yapmamız lazım. Son olarak hocam bizim genel basın olarak en çok merak ettiğimiz senelerdir altyapıdan hiç böyle çıkaramıyoruz Bandırma Spor üst yapısına, alt takımına. Kampa herhalde tahmin ediyorum oyuncular götüreceksiniz altyapıda. Altyapı hocalarıyla bir görüşmeniz oldu mu veya görüşmeniz olacak mı bu konu hakkında? Altyapı hocalarıyla bugün tanıştım. İlk kez detaylarıyla ilgili şimdi çocuklar şu anda 4 tanesi bizimle beraber çalışmalara başladılar burada. Bunlardan kaç tanesini kampa götürebilirim onu bakacağız. Bu bir haftalık çalışmada belli olacak. İnşallah ihtiyacımızı karşılayabilecek ya da ihtiyacımıza cevap verebilecek nitelikte oyuncu olur. Seve seve çünkü ben aynı zamanda bir şehir takımlarının kendi
çocuklarıyla, yani futbol çocuklarıyla daha sağlıklı bir yapıya döneceğini düşünüyorum. En azından o ilde yaşayan bütün gençlere ve çocuklara çok doğru mesajlar verme fırsatı sağlayacak. Herkes Bandırma Spor'un o kadar çok da uzak bir yer olmadığını, oraya her an ulaşılabileceğini bilmeden açısından da çok güzel bir mesaj olacak. Bu açılardan baktığımızda inşallah o seviyede çocuklarımıza sahip bizdir, yani göreceğim açıdan da işte. Çok teşekkürler hocam. Başarılar size beklerim. Teşekkür ederim.